geldi. Ya Allah! Allah Allah! Celil-ü Cebbar, Muin-i Settar, Halik-ü Leyli ve Nahar. Ya Allah, bismillah. Oğlum bir tane akıllı adam yok yemin ediyorum içimizde ha. Vallahi billahi aha kovumla movumla geldim abi. Na Osmanlı'yı vuracağız. Şunu şöyle tam düzelten. Gelin abim, gelin. Gelin toplanın, gelin. Poz al, poz. SS al. SS al, SS. Çıkmış bir şey mi diyor? Ne diyorsunuz ondan alın. Allah Allah. Bugün Osmanlı'yı vuracağız abi. Bugün bütün gudrukluğum üstümde. Toplanın gelin, haydi bakalım. Gel. Gel. İsteyene kovuk bedava, hediye edilir. Gel. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Saçlar da bozulmuyor ha. Hoppa. Gelin bakalım kıymetli kardeşlerim, yavru kurtlarım, pembe panterlerim benim. Gelin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyor musunuz böyle şeyleri seviyorum ben. Böyle mehterle mühterle girmek güzel oluyor. Orijinal oluyor. Hop şunu şöyle bir yapalım. Şunları şöyle bir şuraya alalım. Kameramızı da şuraya şöyle karşımıza tam alalım. Evet, ses görüntü her şeyi değil mi? Aleyna aleyküm selam abim. Selam aleykümler bizden. Gelin bakalım gelin. Konu komşuyu da rahatsız etmeyelim oğlum. Gecenin bir vakti mehter açıyoruz, bir şey açıyoruz. İşe gidecek olan var, uyuyacak olan var. Ne bilen ne var? Ha, şöyle yapalım. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah. Vallahi oğlum ben pasi olsam iyi olurdum ha. Zaten şey de öyle. Şimdi yoldan geldim zaten. Keçiborlu'daydım. Biliyorsunuz eşim benim Keçiborlulu. Kıymetli kardeşler. Onlar orada kaldılar. Kutalmış iltiriş için kaymakamlık izni lazım. Öyle he deyince bir yere gidemiyorsun ve işi çok şey tutuyorlar. Ciddi sıkı tutuyorlar. Jandarma durduruyor. Şey ölçüyor. Ateş ölçüyor. Jandarmayla bir sürü muhabbet ettik zaten. Sonra polis abiler onlar durdurdu şehrin girişinde. Onlarla da muhabbet ettik. Polis abilere de dedim ki dedim abilerin gülü. Polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun dedim. Ne iş yapıyorsun lan sen dedi. Dedim tarih öğretmeniyim. Kıymetli kardeşler bu her yerde böyleyiz ya bu. Tamam, hepinizi seviyorum. Gelin bakalım, gelin hadi. Bütün İSEM ailesi olarak sizden beraberiz. Bütün hocalarınız yayın yapıyor. Kıymetli kardeşler kupam özel yapımdır. Allah razı olsun bunu. Kızılay İSEM'den, Ankara Kızılay İSEM'den öğrencilerim yaptırıverdiler. Kıymetli kardeşler boncuk gözlü mabem hadilenter her şey ne diyor burada yazıyor. Bu aynen öyle abim. Ben derste de böyleyim zaten. Derste de böyleyim. Ben öyle mıy 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 böyle yok bizde. Allah'ın izniyle koştur koştur geliriz. Tamam. O ilk baştaki videoyu alın da atın bana lan. Yan çevirir misiniz görüntüyü? Niye ki ne? Hiç aklıma gelmedi öyle yan çevirmek. Ne bileyim hep dikine dikine diyoruz ya. Bilemedim. Winix Kulüp burada mısınız lan? Dayımın kızı Sıddık sen burada mısın? Tamam, hepsi burada o zaman. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ha Osmanlı'yı kuracağız. Oha sayfa bitmiş. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ana. Neyse bakalım deftere indireceğiz demektir bu. Hadi bismillah. Toprağım selamlar. Evet. Arada mesajlar kaynıyor. Görmüyorum ben abim onu. Tamam. YouTube derslerini 2019'da çektim abim. Dikine daha iyi ya. Boş verin böyle daha iyi. Tamam, kuracağız şimdi Osmanlı'yı. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Blue. Selam eder hocam. Eyvallah. Dayının kızı Esra burada hocam. Dayımın kızı Esra. Hoş geldin. Dayımın kızı Esra kim lan? Gel. Gelin 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 gelin. Hocam birinci terapi klapçı mıdır? Soru sorunun gelişine göre değişir abi. Winx kulüp nedir? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Böyle bir ekip var. Bizi izliyormuş onlar. Toplanıp geliyorlar. Ben de birkaç yerde gördüm ne bileyim. Soruyorum öyle hani. Ben de bilmiyorum. Tanımıyorum ha. Tamam. Şimdi kıymetli kardeşler. İSEM Yayıncılık ailesi olarak. Tamam. Özgür hocanız, Aker hocanız, İsmail hocanız, Fatih hocanız. Hepiniz bak ne yapıyorlar? Canlı yayınlar yapıyorlar. İzleyin, takip edin. Kıymetli kardeşler. Tamam. AYT, TYT, PTT, YKS, TYT. Ömrümü yediniz benim. Siz de ne yapınız? Siz de izleyiniz. Sorun yok, problem yok. Tamam. Aynı tarih, aynı sorular, aynı şey. Tamam. Bu hadi bismillahirrahmanirrahim dediğim. Bir de bu arada denemelerimiz çıkmış. Onları da duyururuz. Kıymetli kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım bakalım. Hazır mısınız? Ne bu? YKS, TYT, AYT, PTT abim 50 bin kere adı değişti ya. Onu da ben öyle diyorum diye birkaç arkadaş şey demiş.
PTT sınavı açtı falan diye. Ulan PTT'ye yazmışlar. Sınav mı var falan diye. Ulan oğlum tövbe neuzubillah ya. Vallahi öldüreceksiniz siz beni ya. Bu Tuncer komutanım. Komutanım da buradaymış lan. Eyvallah. Gel abim gel gel gel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Şunu da şöyle bir kapattım. En ucuz nerede hocam kitaplarınız? Abim internette daha ucuz abim. Oradan alın. Netten daha ucuz. Devre ekonomi devre. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim neye? Tevarihi şu saatimizi de şöyle bir çıkaralım. Hop şöyle karşıya koyalım kıymetli kardeşlerim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geldim Osmanlı kuruluş dönemine ama burayı ben şöyle yazacağım. Tevarihi devleti Ali Osman yazacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tevarihi devleti Ali Osman. Bütün Osmanlıca tamlamalar tersten çevrilir. Osmanlı'nın yüce Osmanlı'nın devletinin tarihleri diye çevireceğiz. Tamam. Şimdi abim buradan bileceğiniz buranın siyasi tarihinde çok fazla ne yapmayınız, boğulmayınız. Burayı genelde ÖABT'de bize soruyor bir. Tamam. Siz buranın neyinle uğraşacaksınız? Kültür ve uygarlık dediğimiz yer var ya abim. Tamam. Siz onunla uğraşacaksınız. Sizin asıl sorularınız, asıl işinizin olduğu yer neresi? Bu kültür ve uygarlıktır. Buradan tam 9 tane neyiniz var? Sorumuz var. Anlaştık. Yani genel itibariyle Osmanlı kültür uygarlığına ve inkılap tarihine yüklenirseniz eğer 27 sorunun 21-22 tanesi nereden gelecek? Buradan gelecek. Anlaştık. Bu bir. Bir de burada MEB'in 2018 güncellemesi ile tamam MEB'in 2018 güncellemesi ile ünite başlıklarına varıncaya kadar burası ne oldu? Değişti. Burada çok ciddi neler oldu? Değişler oldu. Bak içerik değişmedi. Ünite adları değişti. Mesela biz Osmanlı kuruluş diye anlatıyorduk ya abim artık bu iş bitti. Kuruluş demiyor. Artık ne diyor? Artık beylikten devlete Osmanlı diye veriyor. Burası böyle. Önceden buraya her üniteye geldiğim zaman tek tek söyleyivereceğim. En sonunda da bir tane harita üzerinde gösterivereceğim. Biz önceden 1299 diye derdik Osmanlı'nın kuruluşunu. Şimdi bu işte bitti. Artık Osmanlı'nın kuruluş tarihi kaç oldu? 1302 oldu. 1302 ile 1453 arası Osmanlı'nın kuruluş dönemi. Yani beylikten devlete Osmanlı diye geçiyormuş. Anlaştık. Niye böyle değişti? Bu rahmetli Halil İnalcık hocamın teziydi. Abisinin gülleri. Rahmetli Halil İnalcık hocam. Halil İnalcık hoca kim biliyor musun? İlber Ortaylı'ya çok cahilsin bir sus diyebilecek tek adam oydu. Tamam. Şeyhin hocasıdır. İlber Ortaylı hocanın hocasıdır. Halil İnalcık tamam. Şeyhül Müverrihin diye geçer. Tam 100 yaşında vefat etti. ÖSYM'si onu sormadı. Gitti o Bernard Lewis midir nedir onu sordu. Buradan da ÖSYM'yi kınıyorum. Kın. Tamam. Bu Halil İnalcık hocamın teziydi. Halil hocam derdi ki ya dünyanın hiçbir yerinde bir devlet bir Avrupa tarihinde böyle devletinin kuruluş yükselme duraklama gerileme dağılma diye anlatmıyor lan. Bir saf gibi biz anlatıyoruz dedi. Tamam. Hocam öldükten sonra MEB kitapları ne oldu? Güncellendi. Değişti. Değiştirildi. İyi mi oldu? Evet iyi oldu. Tamam ama içerik siz söyleyin. Ünite adları değiştirildi. İçerik aynı. Ufak tefek farklar var. Onlar da kaldırıp size sorulmaz zaten. Tamam. Ayrıntısında onun da bunun da ne yapmayınız? Boğulmayınız. Yeter ki Osmanlı'dan zor soru sormak istesin. Tamam. Hiçbirinize bir tane ne oynattırmaz? Kalem oynattırmaz. Şunları da sorabilirsiniz. Hocam bu işte kuruluş Osman, diriliş Ertuğrul ne bileyim bunlar izlesek faydası olur mu? Abim en azından iyi kötü isim ne bileyim o ortam onlarla alakalı bilginiz olur ama tam tarihi gerçekleri ne yapmıyor? Yansıtmıyor. Onlar sonuçta birer dizi. Tamam milli manevi duyguları gazlayan diziler. Tamam izleyebilirsiniz. O Fetih dizisi var mesela İstanbul'un Fethi Konstantin diye Ottoman diye bir dizi var mesela Netflix'te. Onu da çok soruyorlar. Abi o da öyle taraflı şekilde yapılmış. Hani bakın geçin takılmayın yani. Sonuçta nedir? Dizidir. Belgesel değildir. Herhangi bir tarihi program değildir. Tamam? Yani öyle bakarsanız eğer Eyüpler'in efendisine bakarsan elfler nerede? Hani nerede Gondor'un kurtarıcısı Aragorn? Yani takılmayınız. Anlaştık abi. İyi kötü ne yapınız? Şeyi biliniz. Genel yapıyı biliniz. Peki Osmanlı'da ayrıntı yok. Ben Osmanlı tarihçisiyim. Benim uzmanlığım master'ım Osmanlı'dan. Kıymetli kardeşler Google'da olmayan bilgiler var bende. Ama bilmenize gerek yok. Bazen arada paylaşıvereceğim bunları. Tamam? Bu şimdi Osmanlı'nın soyu. Kimlerden lan bu Osmanlı? Kimlerden bu Osmanlı? Abim bu Osmanlı Oğuzların zerre ayrıntı yok bak bende. Oğuzların
Bozok koluna bağlı Günhan soyunun Kayı boyunun Kara keçili aşiretindendir. Kurban olduğumun hiçbir tane ayrıntı var mı şurada? Hiç bak, hiç zerre ayrıntı yok. Ama sen burada Oğuz Bozok Günhan Kayı falan yok, gerek yok. 2019 İdari Adli Hakimlik sınavında sordu. Dedi ki Selçuklu Uygur'a ana cevap verdik tüh. Ne yoktu? O zaman soru değiştirelim, tamam mı? Oğuzların İşte Selçuklu'yu kuran boyun adı nedir? Oğuzlardan hangisidir dedi. Cevabı da ne verdi? Kınık boyu verdi. Osmanlı'yı da kim kurdu? Kayı boyu kurdu. Tamam. Bu senin bileceğin bu. Kendin araştır kuvvet ihtimalle. Karakeçili değilsindirsin de. Bizim bu taraftan batıdan sanayen büyük ihtimalle sarı keçili aşiretindensindir. Ve devletin sembolü de abem 2 ok 1 yaydır. dizilerde görüyorsunuz bunu. Flamalarda falan hep bu ne yapıyor? Bu sallanıyor. Tamam. Bunu iyi 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 diye demen abim, bu iyi değil bu. 2 ok, 1 neymiş? 1 yaymış. Kayıların neyidir bu? Kayıların sembolüdür. Anlaştık. Ha, buradan soru gelir mi? Gelmez. Çünkü siyasi partinin neyi? İdolü. Tamam. Şey olarak kullanılıyor. Peki şimdi burada bileceğimiz olay. Osmanlı'nın kurulduğu zaman. Genel yapı anladınız mı abi? Tamam, es geçiyorum bak. Yani senin bilmen gereken anlatı vereceğim ben sana. Yoksa burayı ben sana saatlerce ne yaparım anlatırım. Benim uzmanlık alanım ne diyorum sana? Osmanlı diyorum. Anlaştık. Şimdi şunu biraz şöyle yapayım. Şunu da biraz şöyle çevirdim mi? Tamam. Ya da şöyle çevireyim. Şimdi al sizin dediğiniz oldu işte. Şimdi yan çevireyim. Tamam. Şöyle daha geniş alanım olacak sanki. Hatta şöyle çevireyim şunu da. Tamam. Hop. Işığı da buna göre ayar ederiz. Tamam. Dön dayı sen de. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta biraz da ne yapabilirim? Biraz da yaklaştırabilirim. Şöylece notumu da tam ne yaptı? Tam aldı ama ulan ben sığamadım bu sefer. Hah. Tamam. Şimdi geldim neye? Osmanlı'nın kurulduğu zaman Anadolu'da kimler vardı? Anadolu'da neler yaşıyordu? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Ama önce buraya bir tane ne çizmemiz lazım? Bir tane Anadolu harita çizmemiz lazım. Ulan hiç çizemediğim şey ha. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burası neresi? Burası İstanbul'un Anadolu yakası. Buradan şuradan şöyle geliyor. Şura Kapıdağ Yarımadası. Şuradan şöyle insin. Şura şöyle İzmir. Şuradan şöyle gelsin aşağıya. Şöyle hop. Şöyle hop insin. Şurası Adana, Hatay. Tamam. Şuradan da şöyle. Lan oğlum İbrahim Hoca falan biriniz gelin de bana bir Anadolu haritası çiziverin, kurban olduğumun ya. Beni öğrenci o kadar eleştiriyor ki hoca, o kadar milli manevi duygular yukarıda, ders anlatıyorsun bir tane Türk haritası çizemiyorsun diyor bana. Lan abim benim işim harita çizmek değil ki, benim işim bu haritanın nasıl çizildiğinin destanını anlatmakta. Her şeye neyim var elhamdülillah, her şeye bir cevabım var. Bir, burayı böyle bileceğiz. Şunu da şöyle çevirelim. Bunun da ışığı buraya vursun. Tamam. Şimdi geldim neye? Kıymetli kardeşler. Anadolu'da Osmanlı kurulduğu zaman kimler vardı? Öncelikle şurada bir devlet var. Şurada şöyle birisi var. Kim o? Bizans. Hangi Bizans? Kahpe Bizans. İstanbul ve civarında Bizans var. Arkasından şurada şöylece Trabzon civarında, kurban olduğumun hamsi gözlerimin olduğu yerde, Pontus Rumus denilen bir ne var? Devlet var. Balkanlarda birileri var. Kim var? Bulgar prensliği, Sırp dükalığı, Eflak voyvodalığı, ne bilen ne zıkkımlığı, onlar var. Denizlerin devi o dönem Venedik'tir. Heriflerde sokak yok, cadde yok. Herifler neyle gidiyor? Herifler abim siz söyleyin. Herifler gondol denilen şeylerle gidiyor. Venedik elçilerine özel bir isim verilir. Venedik elçisine balyoz denilir. Tamam. Genel ne olsun? Genel kültür olsun. Hop birazcık şöyle yükseltelim şunu. Tamam. Arkasından Mısır civarında yaşayan bir Türk devleti var. Kim onlar? Memlüklüler. Mısır civarında yaşıyorlar. Türk devleti. Kırım civarında birileri var. Kim onlar? Altın Orda. Hop tam diğeri dek getirdik vallahi. Altın Orda denen bir devlet var. Bak Altın Orda Kırım'daydı. Türk devletiydi. Tamam. Hatta Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızdan biri de Altın Orda'ydı. Ama Cengiz'in soyundan geldiğini, Moğol soyundan geldiğini biliyorduk. Tamam. Bir de Altın Orda'yı Timur yıkınca günümüzdeki Rus belası çıktıydı. Şimdi Anadolu'da bunlar var. Ama
Anadolu'da asıl bir devlet daha vardı. Anadolu'da kim vardı? Anadolu'da Anadolu Selçuklu denilen bir devletim vardı. Şöyle tam ortada ASD denilen bir devlet vardı. Şuradan doğudan bir bela geldi. Ne belası? Moğol belası geldi. Moğol demez o zaman bilirsin. Ne diyor buraya? İlhanlı diyecek buraya. Anlaştık abim. Moğol belası İlhanlı çıktı geldi. Yapılan 1243 Köse Dağı Savaşı'nı o şey Selçuklu kaybetti. Selçuklu yenildi ama yıkılmadı. Selçuklu kime bağlı hale geldi? Moğol'a bağlı hale geldi. Moğol'a bağlı hale geldi de Selçuklu'nun otorite zayıflayınca hemen toprakları üzerinde küçük küçük bir sürü ne çıktı? Küçük küçük bir sürü beylikçikler ortaya çıktı. Kim o beylikler? Hemen beni ilgilendiren ilki hangisi? Hemen şuraya kimi yazdım? Osmancık. Şöyle küçücük bir ne? Bu Söğüt Domaniş civarında yerli yaşamış, tamam mı? Osmancık denilen birisi. Bu var ama Anadolu'nun her yerinde neler çıktı? Beylikler çıktı. İşte bunları da oturup ezberlemeyeceksiniz, tamam? Tam 32 tane beylik var. Bunların birkaçını bilirseniz eğer sizin işinizi ne yapar abim? Sizin işinizi görür. Mesela ilk bileceğiniz hangisidir? İlk bileceğiniz Balıkesir, Çanakkale civarında kurulmuş olan Karesoğulları'dır. ÖSYM hep bu beylik eşleştirmelerinde sordu, tamam mı? Hep cevabı da kim verdi? Karesoğulları'nın Balıkesir, Çanakkale'de olduğunu bilirseniz doğru yaparsınız. Anlaştık. Karesoğulları hemen altında Manisa civarında Saruhan oğulları, hemen altında Aydın oğulları, onların altında İnaloğlu, şurada bir yerde Menteşe oğlu, hemen onun yanında Teke oğlu, şuradan şöyle aşağıya doğru uzanan bir şekilde Germiyan oğlu, hemen bizim Isparta civarında Hamit oğlu, bunların en büyüğü Garaman oğlu, arkasından şurada bir yerde Çobanoğlu, şurada bir yerde Candaroğlu, şurada bir yerde Canikoğlu, şurada bir yerde Ahiler, arkasından şuralarda bir yerlerde Taceddinoğlu, ne bileyim şuralarda bir yerlerde işte Eşrefoğlu, şuralarda bir yerlerde işte Kadı Burhanettin, şuralarda bir yerlerde Ramazanoğlu, şuralarda bir yerlerde Dulkadir oğlu, dur den bana daha yazarım ben. Şuralarda Doğu Anadolu'da bir yerlerde, şuralarda bir yerlerde Akkoyunlu, şuralarda bir yerlerde Karakoyunlu. Anadolu'da bir sürü ne var? Bir sürü beylik var. Daha yazmaya kalksak daha bu kadar daha ne yaparız? Yazarız, tamam. Germiyanoğlu, Aydınoğlu, Hamitoğlu, Menteşoğlu, Saruhanoğlu, Candaroğlu, işte İspenderoğlu diye de geçer. Kastamoğlu bilmem ne yöresinde. Arkasından Alanya'da Alanya oğulları, Ramazanoğlu, Durkadiroğlu, Eretna, ne bileyim Sahip Ataoğlu Afyon bölgesinde, Taceddinoğlu, Pervaneoğlu, Karakoyun, Akkoyun. Doğulu dünya ne var? Doğulu dünya beylik var. Doğulu dünya devlet var. Ama bunların hepsinin Anadolu'da bir tane amacı var. Nedir o amaç? O amacın adı abem Anadolu Türk Siyasi Birliği'dir. ÖSYM işte bunu defalarca ama defalarca ne yaptı? Defalarca sordu. Ne demek Anadolu Türk Siyasi Birliği? Bu kavram üzerinde ne yapacağız? Konuşacağız, bu önemli çünkü. Anadolu Türk Siyasi Birliği demek kıymetli kardeşlerim şudur. Anadolu'da Türk, Türk'ten toprak alırsa bu Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne girermiş. Aklınıza yattı mı? Anadolu'da Türk, Türk'ten ne alacakmış? Toprak alacakmış. Bir, cepte, tamam. Arkasından bileceğiniz, dur bakayım bu taraf karanlık oluyor. Bir tane daha ışık getireyim ben oraya. Kıymetli gençler. Hemen geldim. Allah Allah. Allah Allah. Buradaydı bu. Ulan butalmış. Şuralarda bir yerlerde bir ışığım daha vardı. Masa ışığım. Aha da yok. Şimdi şurası biraz karanlık gibi oluyor ama niye öyle oluyor bilemedim. Işıklar da açık, her yerde açık ama bilemedim. Neyse bakalım abim. Dinleyin bakalım siz beni.
Anadolu'da Türk Türk'ten ne alacaktır? Türk Türk'ten toprak alacaktır. Bitti gitti, bu kadar bizim bileceğimiz olay. Tamam. Şimdi eğer Osmanlı Karesoğlu'nu alırsa bu Anadolu Türk siyasi birliğine girer. Eğer Osmanlı Germiyan alırsa, Hamit'i alırsa, ne bileyim Teke'yi bilmem ne alırsa, Karaman alırsa, bunlar hep Anadolu Türk siyasi birliğine girer. Ama eğer Osmanlı atıyorum kaldırdı, Sırp'ı aldı diyelim mesela. Tamam. Bir, Anadolu'da değil. İki, Türk değil. Sadece neye girer? Sadece siyasi birliğe girer. Anladınız mı? Bir, nereden aldığına bakacaksınız. Bu sorularda bir, nereden alıyor? Nerede? Nerede? İkincisi, kimden alıyor? Nerede ve kim sorusu size doğru cevap verir. Mesela Memlük'ü aldığını düşünelim. Peki Memlük nerede? Mısır'da. Yani Anadolu'da değilmiş. Anlaştık abim. Ama Türk mü Türk? Memlük'ün alınması Anadolu Türk siyasi birliğine girmez. Neye girer? Sadece Türk siyasi birliğine girer. Bir, cepte. İkincisi, atıyorum Trabzon'u aldı mesela. Tamam, bir, nerede? Anadolu'da. Tamam, Anadolu tuttu. Ama kimden aldı? Pontus Rum, Rum'dan aldı. Türk'ten almadı. Sadece neye girer? Anadolu siyasi birliğine girermiş. Aklınıza yattı mı abim? Anlayabildiniz. Burayı sordu. Şimdi öpücük ödüllü soru. Eğer Osmanlı, tamam mı? Eğer Osmanlı Bursa'yı alırsa. Eğer Osmanlı Bursa'yı alırsa. Anadolu Türk siyasi birliğine girer mi? Şimdi bir, Bursa'yı nerede? Anadolu'da. Tamam, Anadolu tuttu. Tamam, ama Bursa'yı kimden aldı? Bursa'yı Türk'ten mi aldı? Bizans'tan mı aldı? Abem Bizans'tan aldı. Bursa'nın fethi Anadolu Türk siyasi birliğine girmez. Anadolu siyasi birliğine girer. Anlaştık abem. Bunu da ön lisanslara sordu. Soru aynen şuydu. Aşağıdakilerden hangisinin fethi Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çabaları arasında gösterilemez? 1. Trabzon'un fethi. 2. Bursa'nın fethi. 3. Kütahya'nın fethi. Cevap ne? Trabzon'u, Bursa'yı kimden alıyorsunuz? Rumlardan alıyorsunuz. Anlaştık abem. Soru tipi budur. Burayı böylece bileceksiniz. Anlaştık 1. Peki bir diğer bileceğiniz olay. Bunun o dönem iddia olsa en güçlü adayı kim? En güçlü aday Karamanoğulları. Bu gördüğünüz buradaki yazılı olan 20-30 tane beylin en güçlüsü hangisi? Karamanoğlu. Çünkü Karamanoğlu Selçuklu'nun doğal neyi olarak görülüyor? Selçuklu'nun doğal varisi olarak görüyor kendini, bir, cepte. İkinci bileceğin olay. Bu Karamanoğulları Türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir. Tamam. Karamanoğlu Mehmet Bey diyor ki bu saatten sonra çarşıda, pazarda, internette, Facebook'ta, Twitter'da, WhatsApp'ta, özellikle Instagram'da, başka Türkçeden başka like, follow, Twitter, ne bilen ne işte ne şey yoktur diyor. Yani Türkçeyi resmi dil ilan etmiş Karamanoğlu Mehmet Bey bilinsin. Bir diğer bileceğiniz de Osmanlı'yı Karamanoğlu hep, bunu da defalarca bak 2018-2019 TYT AYT, burada mısınız lan? TYT'ciler, AYT sorusudur. Osmanlı Haçlılarla Sırp Sındığında savaşırken arkadan gelip vuran kim? Osmanlı Bizans'a savaşırken arkadan gelip vuran kim? Sorusunun cevabı hep Karamanoğlu'dur. Hep Osmanlı'yı arkadan vurdu diyeceksiniz. Anlaştık. Ha, o dönem iddia olsa millet parayı kime gömerdi? Millet parayı Karamanoğullarına gömerdi. O dönemin Real Madrid'i, Barcelona'sı, ne bilen neyi kim? Paris Saint-Germain'i Karamanoğlu'ydu. Tamam, ama en güççük aday da kim? En güççük aday da Osmancık'la 200 çadırlık bir ne? Aşiret. Tamam mı? Bir çadırda 4 kişi yaşasa hep topu 800 kişi ya varlar ya yoklar. Osmancık toplayıp duruyor. Ben de bana ne bana ne yapsın benim elim öpsün bana ne bana ne ben de kuracağım ben de kuracağım dediler. Peki soru şu, nasıl oldu da Anadolu Türk siyasi birliğini Karaman sağlayamadı da Osman sağladı? Nasıl oldu da bu Osmancık Osman oldu? Nasıl oldu da bu Osman 3 kıta 7 denize hükmeden bilmem 72,5 çeşitten milletten adamı hükmeden devleti Aliül Ala haline geldi? Nasıl oldu da Osman kısa sürede büyüdü? İşte bunun cevabı abem nedir? Hop, yanlış tarafa gidiyoruz. İşte bunun cevabı abem tamamen kız meselesidir. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Onu da şöyle çevireceğiz ve şurada anlatacağız size kıymetli kardeşler. Hop dayıcım, gir bakalım sen şunun içine. Heh. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Heh, hadi bismillah. Şimdi başlığım ne? Başlığım Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleridir. Nasıl oldu da Osmancık 3 kıtaya hükmeden devleti Aliülala oldu? Tamamen Karagız meselesidir. Tamam abim? Hep bunu ben derslerimde de böyle anlattım.
Hati, ulan C tam yerine denk geldi ha. Hatice'm. Şöyle yapalım. Hatice'm. Osmanlı'nın Hatice'si vardı. Hatice ile çok aşırı neşir olunca Allah bağışlasın iki tane bebesi oldu. Bir tane de yolda geleni var. Tamam abim bu. Ve bir de bileceğiniz birkaç politikam daha var burada. Ne onlar? İlki müdara politikası. Bir de size böyle fazladan şeyde kitaplarda olmayan bir bilgi. Kesrette vahdet denilen bir şeyden bahsedivereyim. Şimdi hepsini tek tek akrostiş yapacağız. Tek tek açıklaya açıklaya geleceğiz. H'si. Hoşgörülü. Hoşgörülü. Bunun hangisi oğlu öğlü ben tutturamıyorum ama hepsine neyi koyuyorum ben? Hepsine noktayı koyuyorum ben. Hoşgörülü, adil, politika. Bana bunu yüksek lisansta şu kelimeyle öğrettiler. İstimalet diye öğrettiler. İstimalet. Türkçe meali nedir? Türkçe meali ısındırma demektir. Isındırma. İşte Osmanlı bu hoşgörüsünden dolayı o bölgeleri hem Türkleştirip hem İslamlaştırmıştır hem de o bölgede ne olmuştur? O bölgede kalıcı olmuştur. Ne lan bu Osmanlı hoşgörüsü? Abi Osmanlı fethettiği bölgenin halkına, insanına, dinine, diyanetine yani hiçbir şeyine ne yapmıyor? Hiçbir şeyine karışmıyor. Tamam? Ya yeter ki şey al. Sıkıntı yok. Adamlar hiçbir şeye hiç şekilde ne? La diyemedim ya lan. Hoşgörülüler. Anlaştık bu. Şimdi Osmanlı senin aldığı fethettiği bölgedeki insanın dinine, diyanetine, inanışına, ibadetine, ne tuttuğu takımı hiçbir şeye ne yapmıyor? Karışmıyor. Müslüman ol. Müslümansan eğer on ürettiğinin iki tanesini vergi alıyor. Gayrimüslimsen eğer on ürettiğinden tamam Müslümansan on ürettiğinden bir tane alıyor. Gayrimüslimsen on ürettiğinden iki tane ne alıyor? Vergi alıyor. Niye Müslümandan bir tane gayrimüslimden iki tane alıyor lan? İslamiyet'e teşvik deriz kıymetli kardeşler. Sen de Müslüman ol. Sen de bir tane ver. Anlaştık bu. Hiç şey yok. Ve adamların dinine, ibadetine karışmıyor. Bak Hristiyan mısın? Daha orada kilise. Get ibadetini et diyor. Tamam bu. Daha orada kilise. Yap ibadetini işte bu. Tamam. Onlar da yapıyor işte. Haleluya, haleluya, İsa, Musa sen bunu kutsa diye duasını ediyor. İki yıl sonra aynı kilisede ibadet yapıldıktan sonra ayinin sonunda şunu söylüyorlar. I ask yellow flower, have you got mother father diye. İki yıl sonra aynı kilise sordum sarı çiçeğe anan baba. Lan herifler farkına varmadan ne oldular? Herifler farkına varmadan Müslüman oldular. İşte Osmanlı bunu baskıyla, şiddetle, zulümle yapmıyor. Gönülleri ısıtıyor, kalpleri ısıtıyor. O dönemin Milka ineği kimmiş? O dönemin Milka ineği Osmanlıymış. İşte burada bileceğiniz kelime de neymiş? Çok önemli bir kelime istimalet kelimesi. Mebin kitaplarında da geçer ısındırma demektir. Osman ÖSYM hiç sormadı bunu. Ey ÖSYM bizi duy ve şunu ne yap? Sor tamam. Osmanlı adil davranıyor. Zaten kolay bilirsiniz. Ahilerin desteği. Ahilerin desteği. Ha, o dönem ahilerin başında Şeyh Edebali denilen Allah dostu bir ne var? Adam var. Eğer sen bu Anadolu Türk siyasetini sağlamak mı istiyorsun? Sana ne lazım? Sana para lazım. Para kimde? Şeyh Edebali'de. İşte Osman Gazi de burada şöyle bir hikaye anlatılır. Kız isteme hikayesi anlatılır. Gidiyor Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'nin kızını istiyor. Kız da ne ya? Adı Mal Hatun, Malhun Hatun. Tamam. İşte evinde misafir ediyor. Hepsi şey toplanıp gelmiş. Evinde misafir ediyor Şeyh Edebali. Bunları herkes yatıp horul horul Osur'da uyurken bizim Osmancılı yatırmışlar bir tane kilerin dibine patke çuvallarını çıkarmışlar. Sen de şuraya yat zıbar lan demişler. Osman kalkıyor orada ne okumaya başlıyor? Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor. Bunun üzerine Şeyh Edebali Evliyaullah'tan adam nefsi emmare, nefsi mutmain, nefis tabakaları ne yapmış? Atlamış adam. Tamam bu adam gece rüyasında şunu görüyor. Böyle bir işte bu hikayenin 3-4 versiyonu vardı. Ben hepsini birleşip tek hikaye gibi anlatıyorum abim size. Tamam bu şöyle görüyor. Bir tane huma kuşu, devlet kuşu böyle bir mecliste damat adayları toplanmış. Uçuyor, uçuyor, geliyor Osman Gazi'nin kafasına ne yapıyor? Konuyor. Hah lan zınk diye. Hatta göğsünden ağaç çıkıyor falan. Tamam? Bunun üzerine kim lan bu diyor? Nerede lan bu diyor? Odaları dolaşmaya başlıyor. Odaları dolanıyor, bakıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey dönmüş, osturalak yatıyor. Biri burnunu karıştırıyor, biri bilmem ne yapıyor falan. Lan nerede bu rüyamda gördüğüm adam? İniyor kişilerin aşağısında bir yerlerde bir bakıyor.
herkes horlayarak işte uyurken tamam rüyasında gördüğü çocuk ne okuyor? Kur'an-ı Kerim okuyor. Aferin lan Osman deyip gidiyor vuruyor kafayı yatıyor. Ama ertesi gün sabahta diyor ki efendiler hepiniz gidebilirsiniz. Lakin Osman damadım yavrum erkem sen kal lan deyince Osman Gazi şimdi babadan kaynaklı müthiş bir ekonomik desteğe kondu mu? Bak abim şunu anlayın. Osman Gazi'yi kendinize örnek alınız. Babanızın fakir olması sizin şeyiniz değildir. Sizin hatanız değildir. Ama kayınpederinizin fakir olması sizin gerizekalılığınızdır. Tamam? Bak. Aa Osman lan Çoban Osman diye anlatıyor Bizans kaynakları. Gitti Ankara Ticaret Odası Başkanı'nın kızını aldı. Bir devlet kurdu. Kurduğu devlet tam 600 sene netti. Yaşadı. Tamam? Bu artık Osman Gazi'nin ekonomik sorunlar ne oldu? Ekonomik sorunlar çözüldü. Beraberinde Osman Gazi arkasına büyük bir dini gücü, büyük bir siyasi gücü, büyük de bir askeri gücü almayı başardı. Dini, siyasi, askeri gücü aldı. Nasıl yani hocam? Nasıl askeri güç falan? Nasıl oluyor? C'lere geldim. Bak bu işçe Osmanlı'dan dolayı öyledir. Tamam? Bu şimdi C'nin ilki nedir? Cihattır, gazadır, fetihtir, fütüvedir, fütuhattır. Tamam? Fetih hatta fütuhat. Ne demek? Fetih'in çoğulu demektir. Anlaştık şimdi. Osman Gazi zamanında abim Osmanlı'nın bir ordusu yok. Tamam Osman Gazi'nin bir ordusu yok. Ordu kimlerden oluşuyor? Ordu şu adamlardan oluşuyordu. Şeyh Edebali cihat ilan ediyordu. Ümmeti Muhammedi her kim ki damadım Osmancık'la beraber. İşte Bizans kargası Polemon'a, Kahpe Leon'a, Zalim Testor'a, Zibidi Anton'a karşı kılıç sallar. Ölürse şehit kalırsa gazi olur dese ne olur? İşte duyan geliyor, duyan geliyor. O gelip o çıkıp gelenler kim? Onlara biz ne diyoruz? Onlara biz Ahiyan-ı Rum diyoruz. Bak Ahiyan-ı Rum. Lan abim Rum ahi. Rum'dan kasıt Yunan değil. Rum'dan kasıt nedir? Anadolu'dur. Anadolu'nun ahileri savaşmaya geliyor. Arkasından Gaziyan-ı Rum. Anadolu'nun gazileri. Ben bunları anlattığım zaman öğrenci bana dedi ki sınıfta. Hocam iyi hoş güzel hikaye falan çok anlatıyorsun da. Hocam bokunu çıkarıyorsun ayrıntı çok değil mi? Dediler. Anladın mı? Bana. Ben de dedim ki ulan dedim gelir bak bunlar Mebin kitabında olanları anlatırım dedim. Gaziyan-ı Rum çıkmış KPSS lisans sorusudur. Tamam. Bu sene beklediğimi söylüyorum size. Bacıyan-ı Rum. Anadolu'nun neyleri? Anadolu'nun bacıları. Bu sene de mesela bunu bekliyorum. İnşallah ne yapar? İnşallah gelir. Nasıl? Orta Asya'da İslam öncesinde erkek tek kılıç gidiyor. Hatun çift kılıç geliyor diye abim. Aynısı bu şekilde de. Tamam. Osman Gazi'nin hanımı Bacıyan-ı Rum. Anadolu'nun bacıları. Toplanıyorlar. Kocalarıyla beraber neye gidiyorlar? Savaşa gidiyorlar. Bunu Mebin kitabı ne diye anlatıyor? Bacıyan-ı Rum'u. Bunu abim. Tamam işte dünyanın ilk kadın organizasyonu, dünyanın ilk kadın organizasyonu, işte kadın derneği falan diye anlatıyor. Bacıyan-ı Rum'u biliniz. Bunlar hem erkeklerinin yanında savaşa gidiyor hem de işte zor durumda kalan, düşkün olan, müştah sahibi kadınlara, işte düşkün kadın evi gibi şey gibi onlara yardım ediyor. Anlaştık bu. Karşınıza gelirse bilin daha buraya yazılır. Feteyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum ne bilen ne bilen ne. Ama burada şu mantığı anlamanızı istiyorum. Şimdi bizde İslam öncesinde bir Alp kültürü var mıydı? Vardı. Alpler, savaşçılar doğru mu? Şimdi İslamiyet'le bu gazi kimliğini de aldı. Dini boyut da var. Alp gazi, Alp erenler ortaya çıktı. Bak bu da böyle güzel bir ne olsun bilgi olsun. Alp İslam öncesi. Gazi Eren İslamiyet'ten sonra ikisi ne oldu? Savaştı. Battal Gazi gibi bileği bükülmez ama dini bütün elemanlar çıktı. Bu lan Şeyh Edebali'nin kızını almakla Osmanlı bir daşla bir sürü kuş vurdu mu? Vurdu. Peki T'si ne? T'si ise abim Türkmen göçleridir. Peki Türk'le Türkmen'in farkı ne? Türk yerleşik yaşama geçenidir. Türkmen göçebeli devam ettirindir. Bu Türkmen göçlerinde ÖSYM şöyle yorumluyor. Popülasyon hareketleri veyahut da demografik yapı diye yorumluyor. Demografik hareketler diye. Nasıl? Şöyle. Şimdi Celaloğulları aşiretiyiz. Tamam bir sayfa önceye ne yaptık? Bir sayfa önceye geri döndük. Tamam. Celaloğulları aşiretiyiz. Moğol'a güç getirebiliyoruz mu? Moğol'a güç getiremiyoruz. Moğollardan tüydük geldik şuraya. Kime gidelim?
Hepsi Oğuzların falan kolunun falan soyunun filan boyundan. Hepsi amcaoğlu, hepsi akraba. Kime gelelim? Aydınoğlu'na gidelim mi? Aydınoğlu kimle uğraşıyor? Saruhan, Aydın, İnal, Nehamit, Germiyan, Karesi. Lan bunlar zaten Müslüman, zaten Türk. Ya savaşıp ölsen ne şehit ne gazi, pis pisine niyazisin. Ama Osman öyle mi? Yok. Osman bulunduğu coğrafi konum göreyi Bizans'a ne? Bizans'a uç beylik. Arkada millet birbirini yerken Osmanlı arkasına hiç bakmıyor. Osmanlı kardeş kanı dökmüyor. Aklına yattı mı? Komple kime sarıyor? Bizans'a sarıyor. Şimdi Moğol'a güç yetirememiş, intikam hırsıyla yanan Türkler, hop göçebe savaş Türkler, hop kime gelecekler? Osmanlı'ya gelecekler. Osmanlı'nın nüfus ne olacak? Nüfus artacak. Anlaştık bu. O çılgın Türklerin savaşçı özelliklerini nerede kullanacağız? Aha, Bizans'a karşı. Salıvereceğiz Kahpeleon'a. Hadi saldırın diyeceğiz. Anlaştık abi. Budur. Böylece Osmanlı 200 çadırlık aşiretin koca Bizans'a nasıl kafa tuttuğunu şimdi anladınız mı? Tamam. Burayı da böylece hallettik. Hop. Gene yanlış tarafa gidiyoruz lan. Hop. Şimdi bu tarafa geldik. Türkmen göçleriyle Osmanlı'nın nüfus arttı. Ve burada Osmanlı'yı Osman yapan bir siyaset buldu. İskan. Yani yerleştirme siyaseti buldu. Bu iskan da o bölgenin Türkleşip İslamlaşmasına hizmet etmiştir. Osmanlı'nın ne olmasını sağlamıştır? Kalıcı olmasını sağlamıştır. Soru: Osmanlı'nın kalıcı olmasını neler sağlamıştır? İskan. Bunlar önemli. Kıymetli kardeşler, soru olarak karşınıza gelir. İskanı da uzun 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 ne yapıyor zaten? MEP kitabı anlatıyor. İskan ve istimalettir. Tamam. Soru tipidir. Haberiniz olsun. Ne lan bu iskan? Şu abi. Osmanlı şimdi Bursa'yı fethetti. Tamam mı? Boş Bursa. Osman'ın işine yarar mı yaramaz mı? Yaramaz. Ne yapıyor? Hemen o göçebe Türkmenleri tak diye neye geçiriyor? Yerleşik hayata geçiriyor. Peki neden Osmanlı göçebe Türkmenleri, göçebeleri yerleşik hayata geçiriyor? Neden göçebeleri yerleşik hayata geçiriyor? İki sebepten dolayı. Bir, onlardan düzenli vergi alacak. İki, düzenli ne alacak? Düzenli asker alacak. Yani göçebe yerleşik hayata geçirmekte düzenli vergi, düzenli asker alacak bu. Ve bunu Osmanlı sistemli şekilde yapıyor. Kaldırıp Diyarbakır'daki adamı götürüp Macaristan'a yerleştirmiyor. Niye? Diyarbakır'ın, Macaristan'ın iklimi, havası birbirini tutar mı tutmaz mı? Tutmaz. Yakın yerleri iskan ettiriyor ki uyum, adaptasyon süreci neyde kalsın? Minimumda kalsın istiyor. Anlayabildiniz abim? Bir, cepte. Arkasından kavgalı küs aşiretler varsa, tamam, mesela Telloğulları, Seferoğulları. Telloğulları tutuyor, götürüyor Bulgaristan'a eleştiriyor. Onlara da diyor ki gidin o bölgeyi benim adıma Türkleştirin, gidin benim adıma İslamlaştırın diyor. Böylece o bölgede neyi sağladılar? O bölgede tutunmayı sağladılar. İşte buradan böyle götürülüp yerleştirilenlere bir isim verildi. Onlara ne dendi? Onlara evladı Fatihan dendi. Ne demek evladı Fatihan? Bu bir kurumdur. Tamam, bunu Tayyip Erdoğan da kullanıyor. Ama o işte Fatih'in evlatları gibi, Fatih'in torunları gibiyiz kullanıyor. Tam olarak öyle değil. Anadolu'daki sağlam ailelerin götürüp Balkanlara yerleştirilmesi, o bölgeyi devlet adına Türkleştirip İslamlaştırılmaları olayının adı neymiş? Evladı Fatihan'dır. Bak size meşhur bir evladı Fatihan'ı söyleyeyim mi? Mustafa Kemal Nereli. Mustafa Kemal Nereli. Sakınlıktan bak bana, Selanik deme. Ayakkabının tersiyle vururum vallahi. Kupayla döverim seni. Kuş. Ne Selanik'i? Şuraya bir 8. sınıf getireceğim, hepinizi gömer. Mustafa Kemal anne baba tarafından Konya, Karaman, Konya Kocacık yörüklerindendir. Halis mulis ne? Orta Anadolu. Alınmış, götürülmüş, nereye yerleştirmişler? İskan ettirilmişler. Balkanlara iskan ettirilmişler. Anlaştık. Evladı Fatihan'ı Tayyip Erdoğan çok kullanıyor. Görürseniz bir yerde işaretlen derim ben. Yani bu. Bir de burada Osmanlı şunları da kullanıyor. Bu yerleştirme işlerini yaparken kolonizatör Türk dervişlerini de kullanıyor. Bu ÖABT bilgisidir. Ömer Lütfü Barkan hocamın bir makalesi vardır. Kolonizatör Türk dervişleri. Bu dervişler gidiyorlar, orada tekkeleri kuruyorlar. Anlaştık abi bu. Peki iskan aklınıza yattı mı? Bunu sistemli şekilde yapıyor. Hatta yerleştirdiği adamlardan bir müddet ya da iki yıl vergi almıyor. Onlara tohumluk buğday veriyor. Onlara öküz veriyor. Niye? Orada kalın, orada tutunmayı sağlayın diyor. İşte Osmanlı Osmanlı yapan iki politika: iskanla istimalettir kuruluş devrinde. Böylece biliniz bunu. Peki C'nin ötekisini söyledim, şimdi yazalım. Hadi sıkın dişinize, az kaldı, bitti. Coğrafi konum: Osmanlı
Bizans'a ne olarak kurulmuş? Bizans'ın dibinde uç beylik olarak kurulmuş. Arkada millet birbirini yerken Osmanlı ne yapmıyor? Arkasına bakmıyor. Bu bitti. Arkasından E'si en yetenekli neler? En yetenekli padişahlar. İlk üç padişah. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat. Haydi yavrum. Bunlar var ya, üçü 30'ar yıldan ta 100 yıl başta kaldılar. Tamam mı abim? Bunların kurduğu, üçünün kurduğunu 33'ü ancak yıkacak. Osmanlı'da tam 36 padişah var. Ve M'si ise merkezi otorite Osmanlı'da çok nedir? Çok sağlamdır. Hani bir hak vardı, kılıç hak, hatırlıyor musunuz mu? Gidin fethedin, fethettiğiniz yer sizin olsun değil mi? Git fethet, fethettiğin yer senin, nah senindir. Osmanlı bir Allah'ın kuluna kılıç hakkı vermiyor. Git fethet, fethettiğin yer senin değildir kardeşim, devletindir diyor. Topraklar komple ne? Topraklar komple miri. Osmanlı biliyor başına geleceği. Şimdi ey videoyu izleyen kardeşim, sana ben versem iki dönüm toprak, iki yıl sonra, üç yıl sonra bitin anlandığında bana o tarihi cümleyi söylersin. Buyurun aşk ile hep beraber ne dersin? Hadi lan tereyağı, sen ayrı devletsin, ben ayrı devletim dersin. İşte Osmanlı hadi lan tereyağını hiç duymadı. Git fethet, fethettiğin yer kimindir? Kimindir? Fethettiğin yer Osmanlı'nındır diyor bu. Arkasından beylere geldim. Hatice'm meselesi aklınıza yattım. Hoşgörülü Adil, Ahiler, Türkmen göçleri, İskan, Cihat, Coğrafi Konum, Etekli Padişahlar, Merkez Otorite Sağlam. Buradan bak çok ciddi neler var. Yorumlar var, haberiniz olsun, tamam. Arkasından beyler. İlki kimin durumu? Bizans'ın durumu. Ne var lan Bizans'ta? Bir numara yok. Aşk, yalan, dolan, ihanet, entrika, kara melek. Hepsi nerede? Hepsi Bizans'ta. Püf desen yıkılacak, fakat Deus'un çocuğu yıkılmıyor. Niye? Etrafı neyle çevrili? Surlarla çevrili. Bir de orada mezhepsel bir ayrım var. Katolik, Ortodoks muhabbeti var. Bak nasıl Şii Sünni anlaşamıyor, Katolik Ortodoks bunlar da anlaşamıyor. Bizans'ın Kara Murat koşturuyor geliyor, sulara yapışıyor sinek gibi. İçeriye girsek öttüreceğiz de nereye giremiyoruz? İçeriye giremiyoruz kıymetli kardeşlerim. Anlaştık? İçeriye girsek ama ne yapacağız? Öttüreceğiz. Bu arkasından bir diğer bileceğiniz olay. Ötenkisi ise Balkanların durumu. Balkanlarda ne var? Orada da bir bok yok lan. Sırp prensliği, Eflak dükalığı, ne bilen ne boyvadılı, ne bilen ne zıkkımlı, ne bilen ne falan. Ha bizim Aydınoğlu, İnanoğlu, Tacettinoğlu, Eşrefoğlu, ha onlar. Balkanlarda da bir siyasi birlik yok. Siyasi birlik yok. Bir de Balkanlarda 1302'de Osmanlı'nın kurulduğu sene, tamam, bir veba salgını çıkıyor. O dönemin neyi? Koronası. Tamam. Veba salgını ortaya çıkıyor ve o veba salgınında Bulgar nüfusunun 2/3'ü olmuş. Kırılmış gitmiş. Veba da abi nasıl korona, bu Çinlilerin yediği yarasadan çıktıysa, tamam mı? Ha bu veba da neyden çıkıyor? Ha bu veba da fareden, pislikten, şeyden çıkıyor. Anlaştık bu. Bak ama İslam dünyası ne? Temiz, pak, tahir dindir. Doğru mu? Şimdi Osmanlı Bulgaristan'ı fethetti. Karşıya geçtiğinde tamam, koca Bulgar Ovası boş. Hemen Osmanlı oraya kolonizatör Türk dervişlerini gönderdi. İşte hani Osmanlı kuruluşunda vardır ya başlarda böyle işte Somoncu Baba, ne bileyim Geyikli Baba, Kumral Aptal gibi. Bu adamlar gittiler o bölgede yerleştiler. Tekkeyi kurdular. Hemen bir cami, hamam inşa ettiler. O hamamın sıcak suyuyla, Hacı Şakir sabunlarıyla o bölgeyi bir tertemiz ediverdiler. Böylece olaylar ne oldu? Bitti. Gitti. Tertemiz oldu. Sonra o bölgeye Osmanlı gelen göçebeyi Türkmenleri o bölgeye yerleştirdi. Osmanlı'nın asıl memleketi Anadolu değildir abi. Osmanlı'nın asıl memleketi Balkanlardır, Rumeli'dir, haberiniz olsun. Anlaştık, tamam. Bu burayı böylece biliniz, tamam. Oha 8000 kişi olmuşsunuz ya lan, hay maşallah. Hadi bakalım. Bu şimdi buradan bileceğiniz olay. İskan'ı da hallettik. Balkanlarda da bir numara yok. Veba dedik. O dönemin vebası, işte günümüzün koronası vebası. Onu da hallettik bu ve bir diğeri. Peki Bizans'ta bir numara yok. Balkanlarda bir numara yok lan. Bu Avrupa'nın büyük devletleri nerede? Onlar da 100 yıl savaşlarıyla birbirini yiyor. Kim onlar? İngiltere ile Fransa. İngiltere Fransa'dan kıymetli bir bölgesi var. Neresi orası? Alsace-Lorraine diye bir bölge var. Orayı alam diye bir saldırıya bir geçti. 1337'de başlayan savaş T 1453'e kadar tam 116 yıl sürdü. Oha! Tam da şurası Osmanlı'nın kuruluş devrine denk geliyor mu?
Osmanlı'nın kuruluş devrine denk geliyor. Hay maşallah. Aklınıza yattı mı abim? Anlayabildiniz mi bu? Peki yani Bizans'ta bir numara yok. Balkanlar'da bir numara yok. Yüzyıl savaşlarıyla İngiltere, Fransa birbirini yiyor. Şunlar hep Osmanlı'nın neredekilerle işini kolaylaştıracak? Batı'daki ilerleyişini kolaylaştıracak. Hiç Osmanlı arkaya bakmayacak. Komple nereye yardıracak? Batı'ya yardıracak. Bir de lan vardır bizi izleyen ÖABT'ci gençler vardır, tamam mı? Sevgili tarih sosyal ÖABT'ciler. 1337 yılında yapılmış bir savaş var. Kreasi savaşı denilen bir savaş var. Bu savaşta tarihte bilinen ilk ne kullanılmıştır? Tarihte bilinen ilk top kullanılmıştır. Bu top abem günümüz topları gibi, tamam mı? Ses var, görüntü var, bir numara yok. Korkutma amaçlı ne yapılıyor? Kullanılıyor. Yani her şey Osmanlı'nın istediği gibi mi? Evet, her şey Osmanlı'nın istediği gibi. Bir cepte, bir diğer bileceğiniz ne kaldı? Müdara, dost gözükmedir. Kıymetli kardeşlerim, dost gözükmedir. Kesret de vahdet dediğiniz olay ise tamamen genel kültür olsun. Müdara falan benim kitabından çıkarıldı. Yaprak Deser'de falan görürseniz diye verdim, tamam. Müdara, dost gözükme. Yani Bizans'la dost gibi gözüküyoruz. Yardım istediğinde yardıma gidiyoruz ama denk getirdiğimizde kalesi malesi ne var ne yok hepsini ne yapıyoruz? Pırıt alıverip geçiveriyoruz. Bu kesret de vahdet de şudur abim. Çoklukta ne vardır? Birlik vardır. İşte Osmanlı bu kadar çok, bu kadar her kafadan bu kadar değişik değişik adamı bir yerde tutmayı ne yapmış? Bir yerde tutmayı başarmıştır. Al Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebepleri. Hatice'min bebeleri, müdarası, kesrette vahdeti, Alp Gazisi'nden tut da Ahiyan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum'a kadar, Kres Savaşı'ndan tut da Konstantinopolis Türk Devletleri'ne kadar, evladı Fatiha'na kadar, İskana istimalete kadar. Hikaye mike haka işte kakarekikir ama abim ne ararsanız var. Ve ben naçizane, naçizane kendim Osmanlı tarihçisiyim. Kıymetli kardeşler, benim şahsi görüşüm, Osmanlı'yı Osmanlı yapan bunlar olduğu gibi iki şey daha var. Ne onlar? İlki abem, Osmanlı'da bir kardeş katli diye bir yasa var. Bir bu, ikincisi ise tımar sistemidir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan da bunlardır. Adam devletinin devamı için seni beni kardeşini düşünmüyor. Seni beni düşünür tanır mı? Hiç Şii, Sünni ne bilen hiçbir şey fark eder mi? Fark etmez, öldürür. Ve tımarla da toprağı köylüye ver, vergi alma ne al, asker al. Ciddi bir ne oluşturuyor? Sistem oluşturuyor. Anlaştık, bu bir. Tamam. Bir de buradan 2018 yılında çıkmış bir soru var. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bir vergi var. Tamam. Hatta günümüzde de güncel bir vergi. Avarız denilen bir vergi var. Bilir misiniz avarızı? Hepiniz biliyorsunuz aslında. Avarız olağanüstü durumlarda halktan alınan ekstra nedir? Ekstra vergidir. Doğru mu? Peki avarız vergisi ne zaman ortaya çıktı? Avarız vergisi kuruluşta yok. İlk kez yükselme döneminde alınacak. İkinci Beyazıt zamanında. İkinci Bayezid zamanında alınacak. Daha çok da nerede ortaya çıkacak? Duraklamada, yani 1600'lerde bu vergi alınacaktır. Anlaştık. Bunu sordu ÖSYM. Tamam. Siz niye çalışıyordunuz? ÖSYM neyi sordu? Soru aynen şuydu. Dedi ki Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da kalıcı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur dedi. Cevabı ne verdi? Avarız vergisi verdi. Şöyle, Balkan halklarının avarızdan muaf tutulması dedi. Abi kuruluş, Osmanlı Balkanlar'da kalıcılığı ne zaman sağlıyor? Kuruluşta sağlıyor. Kuruluş devrinde avarız diye bir vergi yoktur. Not, kuruluşta avarız yokmuş de. 2018 KPSS lisans sorusudur. Valla cingen gibi yazdım ama her şeyi de ne yaptım? Her şeyi de anlattım abi. Var mı sorunuz? Ahan da bitti. Hop, dön dayı. Sen de dön dayı. Sen de şöyle düzel dayı. Tamam. Hadi bakalım. Ahan da bu Osmanlı kuruluş dersiniz. Kuruluşun başları bitti. Ne kaldı geriye? Siyasi tarih dersi kaldı. Siyasi tarihini de abi böyle vallahi bak ayrıntısına girmeden hızlı bir şekilde anlatıvereceğim. Anlaştık. Bitti gitti. Bu kadar. Allah. Ulan belim ağrımış ha. Oy belim. Oy. Bitti. Var mı sıkıntı? Kolluğumu da giyeyim. Evet.
Sultan Mehmet Celal Han El Muzaffer daima. Eyvallah. Tamam valla tam pöh gibi olmuşum lan hakikaten ha. Yoksa nerede lan bizim, nerede bizim çapımız yetmez pöhlüye lan. Kardeşlerim benim. Hadi bakalım. Avarız ilk.